abla vallahi ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun kuzum, vallahi bak senin için yaptım. Çok da heyecanlandık zaten geleceğim diye. Ama bak ben yine dilimi tutamayacağım. Tevfik Usta da biliyor benim bu huyumu. Bir daha öyle abuk sabuk delilikler kesinlikle istemiyorum. Bak yemin ederim ayağımın altına alırım seni. Vallahi Ayten ablanın tersi pistir. Hı. Evet. Ona göre. Şimdi bakma böyle çocuklar var diye minnoş minnoş konuşuyorum. Sen mesajı aldın, anladın değil mi beni Fidan? Mesajı aldım ben, sen merak etme. Güzel. Esra. Esra. Bir gelsen. Geleyim abi. Hadi, hadi, hadi. Gidin, gidin. Siz orada kenarda köşede fısır fısır konuşun. Biz burada eşek başıyız. Estağfurullah baba. Ulan. Allah'ım yarabbim ya. Esra. Ya sabahtan beri 9 doğurdum kızım ya. Bu Rutkay kudurdu. Toprak bir şey demiyor mu? Ya ya başımıza bir şey gelirse? Ha? Yok. Bunun söylediklerine inanırlarsa ne yapacağız? Abi ben dün karakola gittim ifade vermeye Toprak'la. Yapma. Sıkıntı yok, sorun değil yani. Bizim bu ses kaydı gibi. O görüntülerin de kanunen bir geçerliliği yokmuş yani. Oh çok şükür. Polis olmasın mı? Ay abi ne yaptın ya? Bir tane canım var zaten, ağzından bir hayırlı bir şey çıksın. Ben bakarım abi, sen hiç şey yapma. Bakarım bakarım. Nasılsın? Ne işin var senin burada? Mert kardeşini görmek istedi. Çok ağladı. Çocuğunu mu bahane ediyorsun bir de? Yasemin gerçekten tutamadım Mert'i. İnan ki çok ağladı. Susturamadım. Yasemin! Kim geldi kızım? Gel. Gel içeri hadi. Rengin seni çok özledi. Gel. Bekle. Rengin bak kim geldi. Ay! Ana sen nereden çıktın be? Ben de bu evde kim eksik diye soruyordum kendi kendime. Ha benim güzel kuzum. Ay sen nerelerdeydin? Biz seni çok merak ettik öyle birden ortalıkta kaybolunca. Beni özlemiş. Görmeye gelmiş. Hmm, çok iyi etmiş. Çok iyi etmiş. Hadi geç otur sen de hemen yumul 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 yumul. Ya bir dakika bir dakika. Bu iyi etmiş de. Bu Yasemin bu çocuğu kim getirdi ya? Ha? Ha? Ulan o kapıdaki o. Aa! Engin miydi o? Ha? Bak bak. Ben buradan bir kalkacağım vallahi. Ulan sen ne oturuyorsun ha? Ha? Kalkıp bir tane çaksana şuna. Bir girişeyim şuna. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Geç otur yerine. Herkes bir kendine gelsin. Ne oluyor? Çocukların önünde. Ben bir yarım saate gidip geliyorum. Tamam? Sinan abi. Ne oldu? Sen yokken bir sürü şey oldu tabii. Sen haberin yok, tanımıyorsun beyefendiyi. Gel ben sana anlatayım. Gel. Ben anlatayım. Evet bir ayda. Bir daha inşallah. Tabii tabii acayip evet. Zaten. Teşekkürler. Afiyet olsun. Mert olmasa tekrar karşına çıkacak yüzüm yoktu. Sen bulurdun bir yolunu ya. Beni hiç affedebilecek misin? Tabii ki hayır. Ama kızımı da kardeşinden ayıracak değilim. Senin günahlarını niye iki küçük masum çocuk çeksin değil mi? Ama bu demek değildir ki her seferinde Mert'i bahane edip kapıma gel. Burcu gitti. İnan ki çok şaşırdım. Nerede bilmiyorum. Telefonu da kapalı. Yani her yere baktım bulamadım. Mert de sürekli annesini soruyor. Çocuğa ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen bana dert mi yanıyorsun şu an? Yasemin senden bir şey isteyebilir miyim? Yok artık. Yasemin kaldığım yeri gördün. Evim barkım hiçbir şeyim yok. Burcu da gitti. Cebimde 5 kuruş para da yok. Mert'i otel köşelerinde süründüremem. Ben bir iş bulana, kendimi toparlayana kadar bize yardım eder misin? Etmem dersem ne yapacaksın? Mert'i yurda vermem gerekecek. Başka çarem yok. Ailen? Görüşmüyorlar benimle, istemiyorlar.
Burcu'yla bazı sıkıntılar yaşadılar. Tüh. Demek ki erkek torun da aile ilişkilerinizi kurtaramıyormuş, değil mi? Ya seni biliyorum, her şey benim suçum. Yenge, her şeyi, koca bir hayatı eline yüzüne bulaştırdı. Her şey çok farklı olabilirdi. Ama şunu bil ki ben seni çok sevdim. Yok. Sevgi öyle bir şey değilmiş ya. Ben de yeni öğrendim. Sevince ne oluyormuş biliyor musun? İnsan karşısındakine inanmak istiyor. Ama ben senin dediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Ne desen haklısın. Peki Mert, ona yardım edecek misin? Yasemin, kendim için bir şey istemiyorum senden. Bir hafta. Bir hafta sonra gelir alırsın. Çok teşekkür ederim Yasemin. Engin, kendine gel. Çocuklar için yapıyorum bunu sadece. Tamam. Yasemin, iyi ki varsın. Bir kere bile bana rengini sormadın. Hiç mi merak etmedin? Hiç mi özlemedin? Bir kere bile görmek istemedin ya. Sen nasıl bir insansın? Yasemin, bana bir baksana. Benden rengine baba olur mu? Mert'e de olmadı işte. Çocuğun kafasını bulandırmaya ne gerek var? Doğru. Öyle şeyler insanın içinde olur. Senin çocuklara karşı ne bir sevgin ne de bir endişen var. Sen baba falan değilsin. Hiçbir zaman da olmadın. Sen ancak kendi kurtarmaya bakarsın. Perihan Hanım, ne yapıyorsunuz burada? Sana bakıyorum. Buyurun içeri geçelim isterseniz. Senin evine adım atar mıyım ben? Sizi evime aldım. Yardım ettim. Nereden bilirdim sen olduğunu? Evime ateş düşürenin sen olduğunu nereden bilirdim? Televizyonda bahsedilenleri söylüyorsunuz. Sus. Bir tek şey söylemek için geldim. Oğlumdan uzak dur. Halil'i benden aldın. Oğlumu sana kurban etmem. Duydun mu beni? Toprağın yanına sakın bir daha yaklaşma. Senin şeytanlığınla baş edemez o. Sizin gibi değil benim oğlum.